Çağrıoğlu var, Sayın Ekrem İmamoğlu. Siz de bugün Sayın Genel Başkan'la bir araya geleceksiniz. Öncelikli olarak değişim çağrıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşünüz nedir? Yani bir seçim dönemi geçirdik. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiye inanan ve demokrat bir parti. Eğer bir hatalı yapılmış bir işler varsa bunun düzeltilmesi için mutlaka bizim üst kurulumuz var, delegelerimiz var. Bunun için en doğru kararı verecektir. Kişisel olarak kararım değişim yapılırken herkese harcamadan dikkatli bir değişim yapılmasından yana olması lazım. Çok çalışan arkadaşlarımız var, yorulmuş olan arkadaşlarımız var. Tabii ki bunlar için bir yeni bir sisteme belki ihtiyaç duyulabilir. Ama her şey tabii bugün genel başkanımızla olan toplantıya bağlı. Ama biz Adıyaman İl Örgütü olarak genel başkanımızın yanında durma ve azmi ve niyeti içindeyiz. Efendim Sayın İmamoğlu genel başkan düzeyinde bir değişim de olabilir dedi. Sizin değerlendirmeniz ne? Vallahi o Sayın İmamoğlu'nun kendi fikri tabii. Ama değişim biraz önce arkadaşımızla bahsettiği gibi bizlerde yeri delegeler ve kurultaydır. Burada delegelerimiz nasıl bir karar verir? O şekilde hareket edilir. Öncelikle kendimi tanıtayım. Kocaeli. Evet. Değişim çağrıları yapılıyor efendim. Köklü bir değişim istiyorsunuz. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi her seçimden sonra büyük ve önemli bir seçimi atlattık. Bundan sonraki süreçte normaldir bu. Sonuçta hedefimiz iktidar olmaktı, ülkeyi yönetmekti. Başaramadık. Tabi bunlar olacaktır, normaldir. Ama bu süreçte de zaten kurultay süreci, örgüt seçimleri başlamıştı. Yani takvim olarak zaten gecikmeli geliyorduk. Olağan bir süreç devam ediyor. Peki sizin değişimden kastınız nedir? Nerede bir değişim ediyorsunuz? Ya değişimden kastımız yaklaşık 4 yıla yakın örgütler bir aynı örgütlerle devam ettik. Alttan başlayarak değişim olacaktır. Yani sonuçta yenilenecektir. Belki bizler de yenileneceğiz. Sonuçta seçimle gelecek. Ve bunun akabinde de kurultay olacak. Kurultay da seçimli olacak. Orada da değişim olabilir, olmayabilir. Onu da bugün görüşeceğiz. İl başkanlığı. Ekrem'in çağrıları vardı, değişim çağrıları. Evet. Aynı zamanda genel başkanlık koltuğunu da işaret etti. Siz evet. Nasıl değerlendirdiniz? Bizim için kıymetli bir belediye başkanımız şu anda görevinde. Genel başkanımız da görevinde. İkisi de bizim için çok kıymetli. Yani tabii ki 81 il başkanının bir araya gelmesi değişim çağrıları ile ilgili de bir konuşmayı mutlaka gerektirecektir. Ancak bu örgütün kendi içinde yapacağı değerlendirmelerle mümkün olan bir husustur. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir örgüt, ülkeyi kuran, cumhuriyeti kuran bir parti. Kendi iç dinamikleriyle, iç kurullarında gerekli konuşmaları, görüşmeleri yapacak. Gerekirse bu değişimi gerçekleştirecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Sizin değişim döner misiniz? Yani örgütlerde mi genel başkanlık koltuğunda da bir değişim gerekiyor mu? Yani şöyle, değişim talebinin niteliği önemli. Mutlaka genel başkan konusu da örgüt karar verecek. Yani bir kurultay yapılacak biliyorsunuz. Kongre süreçleri başladı. Bütün illerde kendi tarafını belli edecek delegeler oluşacaktır. Bu konuda en büyük karar organımız da kurultay olduğuna göre sadece bir il başkanının ya da herhangi bir belediye başkanının söylemiyle, açıklamasıyla bu değişim tek başına gerçekleşmeyecektir. Toplumsal talepler çok önemlidir. Bu talepler karşılanmalıdır. Ancak bu taleplerin nasıl karşılanacağına yine örgütün en üst karar merci olan kurultay karar verecektir. Gazeteci arkadaşlar, bir değişim sesi yapılıyor, değişim çağrıları yapılıyor. İşte bu tam bu kapsamda bir toplantı yapılacak. Nasıl değerlendirirsiniz? Valla biz de o değişimden yanayız bir ince de olsa. Tam değilse bile bir ince yanayız o değişimden. Bu ilden de gerekirse, ilden genel merkezden ise komple bir değişim. Köklü bir değişim mi diyorsunuz? Çok, tamamen köklü bir değişim. İl başkanları ile içinde olmak şartıyla. Peki tüzükle ilgili de değişim talepleri var. Var ama değerlendirilir, değerlendirilmez. En sonra bakılır ona. Bilemiyorum, o usta bir şey demiyor. Ama değişimden biz de yanayız. Çok da bir değişimden yanayız. Siz nereden gidiyorsunuz efendim? Rize'den. Rize'den. Milletvekili de çıkardınız evet. Oradan. Genel sonuçları nasıl buldunuz? Türkiye genelinde. Evet. Yani %48'lik oy oranı. Altılı masaya rağmen alınan bir milletvekili. Altılı masa buna demeyelim de sonuçta. Biz de altılı masadan tam bir fayda gördüğümüzü tahmin etmiyorum. İyi Parti ve Saadet Partisi'nden tam bir destek. Ben Rize için konuşabilirim bu konuyu. Tam bir destek gördük ama diğerlerinde bir destek gördüğümüze inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.